Şimdi biraz önce Hatip dedi ki burada resmi nikahın herhangi bir dini referans taşımayan devlet memurlarına verirsek o zaman dediklerinize katılırız. Dini referans taşıyan bir devlet memuruna bunun verilmesinin tartışması bugünün konusu değil. Bu 1923 tarihinde Lozan Sözleşmesi'nin 42. maddesi tartışıldığı dönemde, o dönemde de azınlıklar kendi hukuklarıyla ilgili evlenmeyi, boşanmayı, nafakayı, bunları o dönem tartışmışlardı. O dönemdeki gerek Hristiyan gerek Musevi diğer semavi dinler tarafından bu hak imtiyaz istenildiği zaman o dönem denilmiş ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık bir devlet olacak. O sebepten dolayı herhangi bir din, mezhep üzerinde bir ayrıştırma olmaksızın herkese dini referansı olmayan kişi tarafından nikah kıyılacak denildi. Tek bir hukuk sistemi ülkede uygulansın diye 1926 tarihinde Medeni Kanun kabul ediliyor. Bizim o dönemdeki Medeni Kanunumuzun 110. maddesi sayınmış. Anayasa 174 Taksim 4 açık ve net yazıyor devrim yasaları ve bu değiştirilemez anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine, anayasanın 4. maddesi değiştirilemez teklif edilemez hükmüne, anayasamızın 24. maddesinin son fıkrasına, şimdi anayasanın 24 son, anayasanın 10. maddesi eşitlik ve 174. Bunların hepsine aykırı. Şimdi arkadaşlar, Sayın Muş, bakın ülkeyi parçalamak ve bölmenin yolu buradan geçer. Açık ve net. Bu proje FETÖ'nün projesidir. Bu proje laik hukuk devletinin projesi değil. Roma'da dinler arası diyalog görüşmelerinde şu denilmişti. Roma'daki diyalog görüşmelerinde ya efendim siz ne güzel kilisede nikah kıyıyorsunuz da biz niye camide kıyamıyoruz? Bu FETÖ'nün projesi. Eğer FETÖ'ye bağlarınızı kesmişseniz ise bu projenizden vazgeçin. Ama yok gizli ittifaklarınız devam ediyorsa da bu işi kendi oylarınız fazla. Ama bu Türkiye'de hukuk devleti varsa, hukuk kırıntısı varsa anayasanın 2. maddesi, 4. maddesi, 10. maddesi 24'e son ve 174'e aykırıdır. FETÖ'yle doğal bir bağlantınız dedi. Ben ne bir FETÖ'cü bir aileden evlenmişim. Ne benim evlendiğim aile devrimci bir aile. Ne de benim çocuğum FETÖ'cü bir aileden evlendi. Ne benim kızım FETÖ'cü aileden evlendi. Ne damadım var FETÖ'cüden. Ne gelinim var FETÖ'cüden. Yani burada kim FETÖ'yle bağlan diyeceksiniz. Bunu bakın burada CHP'den Gülen'i bitirin. Bunu bana gösterir misiniz ya? Niye bitirmediniz? Al bu da Gülen'i AK Parti kurtardı bak. Görüyor musun? Kim kurtardı? Kim bitirin dedi? İki. Ya arkadaş, benim şöyle bir fotoğrafımı gösterebilir misiniz? Amerika'nın daha yolunu bilmem, daha gitmemişim ya. Kim gitti arkadaş? Siz gittiniz. Bakın yani kusura bakmayın genel başkanınıza ben bunu göstermek istemezdim ama benim şöyle veya genel başkanımın bir fotoğrafını böyle gösterir misiniz? Bakın benim genel başkanımı veya birinin böyle yani özür dilerim ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı söylemek ama kendiniz o aşamaya getiriyorsunuz. Üç. Bakın şurada ya değerli başkan bak grup başkan vekilisin ilkokul müsaadeleri gibi başkanları gibi sürekli laf kesiyorsun. Yani özür dilerim bu AK Parti'nin bu şeyliğine grubuna yakışan bir başkanlık tarzı değil. Bu nedir? 2004 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı. O dönem FETÖ'yü bitirin diyor. O dönem Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. FETÖ'yü siz bitirmiyorsunuz arkadaş. FETÖ'yü büyüten, besleten, bugüne kadar getiren, han hamam sahibi yapan, damatları yetiştiren, gelinleri getiren sizsiniz, biz değiliz arkadaş. CHP'den bir tane damat FETÖ'cü bulamazsın.
CHP'den gelin bir tane FETÖ'cü bulamazsın.